Merhabalar, 28 Aralık 2022 Çarşamba sabahında medya terapiye biraz gecikmeyle başladık. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun son derece önemli konulara değindiği bir basın toplantısı vardı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca kendisine yönelik İçişleri Bakanlığı kaynaklı, daha doğrusu hükümet kaynaklı ciddi bir operasyonun satır başlarına dikkat çekti. O konudaki iddialara cevap verdi. Onları az sonra sizlere tekrar şöyle bir toparlayarak hatırlatacağız. Yine medya terapide her sabah olduğu gibi gündemin ayrıntılarına değineceğiz. Gazeteleri birlikte okuyacağız ve tabii ki ekranlardan ve sosyal medyadan seçmelerle köşe yazarlarından alıntılarımız olacak. Gelin hepsinden önce medya terapide az önce sonuçlanan basın toplantısının ayrıntılarıyla gündemi hatırlayarak başlayalım. Ekrem İmamoğlu, hatırlayacaksınız, 14 Aralık günü bir mahkeme kararıyla hapis cezasına çarptırılmıştı. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış ve bunun üzerinden de siyasi yasaklı durumuna düşmesi de gündeme gelmişti. 14 Aralık darbesi olarak da nitelendirebileceğimiz bu hapis cezasının ardından Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak bir başka harekat daha başlatıldı. Harekat diyorum çünkü İçişleri Bakanlığı'nın daha önceden de sinyallerini verdiği bir operasyon söz konusu. Nedir bu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle irtibatlı ve iltisaklı olabileceği öne sürülen kişilerin bilerek, isteyerek ya da ihmal sonucu istihdam edildiği, görevlendirildiği iddiası. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önceki aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada 557 terör örgütüyle iltisaklı ya da irtibatlı elemanın İBB'de çalıştığı iddiasını gündeme getirmişti ama 14 Aralık'taki mahkeme kararının ardından bir kez daha bu sefer sayıyı da yükselterek 1600 civarında kişinin yine İBB'de göreve başlatıldığını ve bunlarla ilgili olarak ayrıntılı, detaylı, titiz açıklama yapılmamasının bir görev ihmali olduğunu ima eder bir açıklama yaptı. Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, bu iddialara daha önce cevap vermişti ama son günlerde bunların medyada çok yoğun bir şekilde tartışılması üzerine bu sabah önemli bir hamleyle, kapsamlı ve uzun bir basın toplantısıyla bunlara cevap verdi. Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında o konuşmayı yaptığı masadaki kurgu da son derece dikkat çekiciydi. Çünkü orada yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılarından Sayın Muharrem Erkek vardı. Ama onun yanı sıra altılı masa olarak adlandırılan muhalefet oluşumunun da hukuk işlerinden sorumlular vardı. Mesela yine sol tarafında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Bahadır Erdem vardı, İyi Parti'nin hukuk işleri sorumlusu. Yine Profesör Serap Yazıcı vardı, o da Gelecek Partisi'nden. Diğer partilerin de temsilcileri vardı. Sayın Yeneroğlu, yani Deva Partisi'nden hukuk işleri sorumlusu Yeneroğlu yurt dışında olduğu için katılamadı. Onu da bir soru üzerine gündeme getirmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önemli kurmayları, İstanbul Milletvekilleri, grup başkan vekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Sayın Seyit Torun oradaydı. İl yöneticileri oradaydı. Altılı masayı oluşturan partilerin, İyi Parti'nin, Demokrat Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin il yöneticileri oradaydı, il başkanları oradaydı. Dolayısıyla altılı masa bir anlamda Ekrem İmamoğlu'na güçlü bir destek anlamında o basın toplantısında yer aldılar. Gelelim Ekrem İmamoğlu'nun söylediklerine. Ekrem İmamoğlu özellikle şu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması meselesine açıklık getirdi. Şimdi iki konu var biliyorsunuz. Kamu kuruluşu sayıldığı için belediyeler, yani kamu kuruluşu niteliğinde bir kurum sayıldığı için işe alınırken bir adli sicil belgesi talep ediliyor. Yani hani eskiden sabıka kaydı dediğimiz adli sicil belgesi. Baştan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim çalıştırdığımız elemanların işe alınmasında adli sicil belgesi talep ettiğimizde bunlar işte Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi yani merkezi yönetimin bünyesinde bir soruşturmadan geçip işe alınmışlar. Dolayısıyla biz sorumlu olamayız diye bir savunma yapılıyordu. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, haftalarda yaptığı açıklamada bir konunun daha üzerine gitti. Dedi ki sizin de belediye olarak personelinizle ilgili
bir adli sicil belgesinin ötesinde bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmanız gerekiyordu. Sayın İmamoğlu bu sabahki basın toplantısında şöyle bir gerçeği hatırlattı. Dedi ki 2019 senesinde biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetime geldiğimizde, yani Haziran 2019'daki o tekrarlanan ikinci seçimden sonra, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar da belediyelerin ya da bu tür kamu kurumlarının kendi bünyelerinde ya da kendilerinin bir güvenlik soruşturması ya da arşiv taraması yapmalarına gerek olmadığı yolunda bir hüküme bağlanmış bu iş. Niye? Çünkü daha öncesinde çok uzun süreçler alıyormuş, bir başvuru yapılmış vesaire. Anayasa Mahkemesi'nin bunun gerekmediği yolunda bir kararı olduğunu hatırlattı. Yani işe alınan elemanların bir kısmının ya da önemli bir kısmının o tür belediyenin yapacağı bir güvenlik soruşturmasından geçmemesinin gerekçesi Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karardır dedi. Ama çok önemli bir başka unsura daha dikkat çekti Ekrem İmamoğlu. Gelin dedi, biz mazbatayı almadan önce, yani Haziran 2019'dan önce belediye başkanlığı yapmış olanların döneminde ne yapılmış ona bakalım. Çünkü pek çok iddiaya konu olan pek çok isim o dönemlerde işe alınmış insanlar. Yani Sayın Kadir Topbaş'ın görevden el çektirilmesinden sonra, hatırlayın o dönemi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Kadir Topbaş, Melih Gökçek, başka belediye başkanları, 6 önemli AKP'li belediye başkanına görevden el çektirilmişti. Yani istifa etmeye zorlanmışlardı. Ve hatırlayın, o zaman Kadir Topbaş'ın yerine Sayın Mevlüt Uysal getirilmişti. Mevlüt Uysal döneminde ve ilk seçimden sonra, yani 31 Mart 2019 seçiminden sonra kayyum niteliğinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan bugünkü İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya döneminde de bu soruşturmalar yapılmamış. Ve pek çok eleman, yani hani o terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı olduğu öne sürülen pek çok eleman da o dönemlerde, yani Mevlüt Uysal'ın ve Ali Yerlikaya'nın döneminde göreve alınmış diye o dökümleri hatırlattı. Ve dedi ki eğer bundan dolayı bir görev suçu söz konusuysa o zaman Mevlüt Uysal'ı ve Ali Yerlikaya'yı da çağırıp soracaksınız dedi. Niye işe almışlar o elemanları? Hatta Ekrem İmamoğlu daha da ileri giderek bir takım somut örnekler de verdi. Bizim yaptığımız soruşturmaların, yani hani suçlamaya maruz kaldıktan sonra yaptığımız soruşturmaların sonucunda örneğin IŞİD'le bağlantılı ya da başka terör örgütleriyle bağlantılı olduğu fark edilerek, ortaya çıkarılarak işten el çektirdiğimiz ya da işten çıkardığımız insanlar da var. Peki geriye dönük olarak bu soruşturmayı yaptığımızda Mevlüt Uysal ya da Ali Yerlikaya'nın da üzerine gidilecek mi diye sordu. Ve şu ifadeyi kullandı Ekrem İmamoğlu. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu meseleyi başlatarak, yani bu yola girerek bir Pandora kutusu açmıştır dedi. Pandora'nın kutusunu açmıştır ve geçmişe dönük olarak bu soruşturmalar yapıldığında kendileri zor durumda kalacaklardır. Onu da duyurayım dedi. Bir başka önemli konunun daha altını çizdi. Şimdi bakın, bu irtibat ve iltisak meselesi var. Yani irtibat ve iltisak nedir? Bir kişinin doğrudan kendisinin terör örgütüne üye olmaması ya da terör örgütüyle bir faaliyetinin olmaması, üyelik ya da başka türlü eylem faaliyetinin olmaması ama aile mensuplarından birinin ya da yakınlarından, yakın çeperinden birinin terör örgütüyle ilişkisi olması üzerinden bir bağlantı, irtibat ve iltisak söz konusuysa dedi. Bakın, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hemen yanındaki kişi, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı, hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekillerinden Sayın Özgür Özel bu iddiayı ortaya atmış ve İsmail Çataklı'ya sormuştu. Senin kardeşlerinden biri FETÖ örgütüyle bağlantılı olmak suçlamasıyla firari durumda mı diye bir soru sormuştu. İsmail Çataklı da büyük öfke içinde bir cevap vermiş. Benim işte 6 tane 7 tane kardeşim var. Bunlardan bir tanesi de işte 32 yıldır yurt dışında. Galiba öyle bir ihbar varmış. Siz sorunca baktım, öğrendim. Gelir hesabını verir gibilerden böyle
sorunun arkasından dolaşan bir cevap vermişti. Ekrem İmamoğlu diyor ki, eğer bir aile mensubu ile ilgili olarak böyle bir irtibat, iltisak iddiası varsa, o zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hemen yanı başında bulunan bakan yardımcısı İsmail Çataklı nasıl göreve atandı? Ve onu göreve atayan Recep Tayyip Erdoğan, yani ikisinin de sicil amiri, İçişleri Bakanı'nın ve yardımcısının sicil amiri, atama kararında imzası olan Sayın Cumhurbaşkanı o zaman sorumlu olmuyor mu, görev suçu işlemiş olmuyor mu diye de bu irtibat iltisak meselesine çok ilginç bir açıklama getirdi. Yani Soylu ve Erdoğan'ın da eğer irtibat iltisak üzerinden insanlar suçlanacaksa, kamu görevlileri, Soylu ve Erdoğan'ın da İsmail Çataklı'yı atamış olmaktan dolayı bir irtibat iltisak bağlantısı içinde ya da ilişkisi içinde olduğunu vurguladı. Bütün bunların 2019 seçim başarısı nedeniyle ve 2019 seçim başarısının belki de 2023'teki muhtemel bir genel seçim ya da cumhurbaşkanlığı seçim başarısının müjdecisi olması nedeniyle kendisine yönelik bir operasyonun parçası olduğunu da vurguladı. Hedef alınmamın nedeni de budur dedi Ekrem İmamoğlu. Bize yönelik saldırılar bir takvim dahilinde yürütülüyor dedi. Yani işte 14 Aralık'taki mahkeme kararı, ardından da bu terörle irtibat iltisak meselesi üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun bir görev suçu işlemiş olabileceği iddiasının da ortaya getirilmesi. Bizi hedef alıyorlar ve takip ediyorlar dedi. Yani takip ediyorlar derken fiziksel bir takipten de söz ediyor. Hatırlayın, o İstanbul'a geçen kış yoğun kar yağdığında bir lokantaya o gece gitmiş olması, oraya ait mobese görüntülerinin yasalara aykırı bir şekilde, belki de İçişleri Bakanlığı kaynaklı bir şekilde medyaya servis edilmiş olması, bu tür fiziki bir takibi de ima eden açıklamalar yaptı. Ve milletimizin vicdanına sığınıyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Yani ben milletimize güveniyorum. Bütün bu kötülükler, ki bu operasyonu organize bir kötülük olarak nitelendirdi, her şeyi yapabilirler bu 3-5 ay içinde dedi. Çünkü pek çok basın mensubu da sorular sorarken bunları da dikkate getirdiler. Yani başka bir şeyler de yapmalarını bekliyor musunuz? Ne bileyim işte görevden almalarını, kısa bir süre içinde kayyum atamalarını vesaire. Bunlar her şeyi yapabilirler. Önümüzdeki 3-5 ay içinde her şeyi bekliyoruz dedi. İradenin sandıktan çıkması gerektiğini unutturmak istiyorlar dedi. Yani biz 2019'da helal oylarla seçildik, hem de geniş bir ittifakın çalışmasıyla seçildik, ama o oy iradesini, 16 milyon İstanbul'un oy iradesini ellerinin tersiyle itip başka yöntemlerle, yani hileli yöntemlerle, bu tür operasyonlarla intikam almaya çalışıyorlar dedi. Güvenlik ne kadar önemliyse hukuk ve adalet de o kadar önemlidir dedi. Evet, güvenlik, yani terör örgütlerinin mensuplarının ya da irtibatlı, iltisaklı kişiler, her kimse kamu kuruluşlarına girmesinin ya da başka kurumlarda görev almasının önlenmesi gerektiğini, ama bu işin hukuk ve adalet çerçevesinde yapılması gerektiğini de altını çizdi. Siyasi çıkarımlarda da bulundu Sayın Ekrem İmamoğlu. Rejimin ve cumhuriyetin tehdit altında olduğunu, dolayısıyla bunlara göğüs gelmenin, bunlara karşı çıkmanın ve 2023'teki seçimi kazanmanın da rejimi ve cumhuriyeti tehditten kurtarmak anlamına geleceğini söyledi. Bir gazeteci Ekrem İmamoğlu'na mahkeme kararının ardından, yani 14 Aralık'ta alınan kendisiyle ilgili mahkumiyet kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından birinin, Sayın Mehmet Uçum'un bu mahkeme kararıyla ilgili bir mütalası olduğunu, yani Yargıtay'dan onanmasını beklediğini söylediğini hatırlattı ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bunun bir hani yargı sürecine müdahale olup olmadığını sordu ve tabii Ekrem İmamoğlu da dedi ki bunlar tabii hukuka müdahale anlamına gelir. Ben dedi, ilk hakimin, yani o mahkemeye bakan ilk hakimin sürülmesi meselesini de gündemde tutmak istiyorum dedi. Yani hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı o ahmak davası denilen davayla ilgili olarak ilk hakim, ilk atanmış olan hakim, Ekrem İmamoğlu'na mutlaka bir ceza verilmesi ve hatta o cezanın siyasi yasaklılık durumunu gündeme getirecek bir düzeyde olması yolunda telkine maruz kalmış.
Böyle haberler çıktı ve yalanlanmadı ve o hakim tarafından. Ve o telkini reddettiği için, o baskıyı reddettiği için de sürülmüştü. O haberler ortada. Ben buradan Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyelerine de sesleniyorum dedi Ekrem İmamoğlu. Bu konuda niye bir soruşturma başlatmıyorlar? Öyle ya, bu söylentiler basında yaygın bir şekilde yer aldı. Konuşuluyor aylardır ama hiç kimse mesela o hakimi çağırıp böyle bir şey oldu mu ya da yanındakine, yönündekine bu soruları sormuyor. Çünkü bir takım şeylerin ortaya çıkmasından korkuyorlar diye de bir mütalada bulundu Sayın Ekrem İmamoğlu. Bu bir mağduriyet değil, bir haysiyet davasıdır diye de ekledi Ekrem İmamoğlu. Kalabalık bir katılım medyadan, bizim kanalımızdan da tanıdığınız isimler, başka gazetelerden de, başka televizyonlardan da, pek çok köşe yazarında katılımıyla kapsamlı, önemli bir basın toplantısıyla ve dikkat çekici biçimde Ekrem İmamoğlu adaylığına ilişkin ya da ne bileyim işte altılı masada olup bitenlere ilişkin, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecine ilişkin soruları da yanıtlamaktan kaçındı. Bizim buranın, bu masanın ya da bu basın toplantısının konusu değildir. Benim adaylığım meselesiyle ilgili tartışmalar efendim işte çok reyting alıyor filan diye çok popüler bir konu gibi gözükebilir ama bunların peşinden gitmeyin dedi. Bizim odaklanmamız gereken şey 2023 seçimini kazanmak ve ülkeyi ve cumhuriyeti de bir şekilde korumak, kurtarmak şeklinde de bir görüşü dile getirdi Ekrem İmamoğlu. Bu hatırlatmayı, bu toparlamayı yaptıktan sonra bir soluklanalım, kısa bir aradan sonra gündemin diğer önemli başlıklarını Medya Terapi'de KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında değerlendirmeye devam edelim. Merhaba. Bakın doğal, çiçek gibi, baldan tatlı, hem de ucuz. Yok, yemezler. Hı? Yani bal parmak değilse yemezler. Bala gerçek değerini verenler, arıların yaptığı doğal balı tercih eder. Özenle seçilen bal, bal parmak. İlerisi benim. 31 Aralık'a kadar Denizbank kredi kartlarıyla farklı gün ve tek seferde yapacağınız giyim, market, kozmetik ve elektronik alışverişlerinde 400 TL ve üzeri ikinci harcamanıza 40 TL, toplam 600 TL bonus hediye. Kampanyaya katılmak ve Denizbank kredi kartı sahibi olmak için Deniz Kart'ın ya da Mobil Deniz uygulamasını indirin. İlerisi benim. Bal parmak herkese sağlıklı bir yıl diler. Özenle seçilen bal, bal parmak. Basko'ya gidiyoruz, hadi gelsene. Basko, mobilya kenti. Yılbaşına özel Equinox koleksiyon alışverişlerinizde sırt çantası hediye. Üstelik koleksiyona özel ürünler 3.990 liradan başlayan fiyatlarla Sina Pırlanta'da. Sina Pırlanta, aşka atılan imza. Her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden özel yılbaşı hediyeleri Çiçek Sepeti'nde seni bekliyor. Hemen Çiçek Sepeti uygulamasını indir, hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. Çiçek Sepeti. C'si, D'si, hepsi var. Lipton vitaminli çay. Çok mu çok lezzetli çay. Lipton vitaminli çay. Çiçek Sepeti'ndeki yılbaşına özel birbirinden güzel takı ve aksesuar setleriyle bu yılbaşında da hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. Çiçek Sepeti. İzlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında.
Ajans Press. Medyadaki gözünüz. Daha da yoksullaşan, açlık sınırının altında ücrete mahkum edilen milyonların yanındayız. Çağdaş ve kaliteli, ücretsiz eğitim isteyen gençlerin, küçük yaşta çalışmak zorunda kalan çocukların yanındayız. Biz gazeteciliğimizde tarafız. Halkın tarafındayız. Bu yüzden de ne biz yalnızız ne de siz. Ben Remziye Demirkol. Hafta içi her gün saat 13'te Türkiye'nin gerçek gündemiyle KRT ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Olduğu süpermarket iste gelsin. Turuncu sepette büyük indirim. Yeşil sepette daha da büyük indirim. İndir, iste gelsin, için rahat etsin. İndirim geliyor. İste gelsin. Smart Mega Paket yepyeni içerikleri ve özel fiyatıyla şimdi ilk 3 ay 29 TL. Üstelik Smart Go yanında. Hemen ara, fırsatı kaçırma. Yazılmayanı okumak, gizlerini görmek. Siyasette, sporda, ekonomide bilmeni istemedikleri her gerçeği öğrenmek, dünyada olan biten her şeyi duymak için yepyeni bir gazete. Yeni Nesil Gazete, 2. Yüzyıl. Gazete2.yüzyıl.com adresinden abone olan herkese her gün ücretsiz. Çiçek sepetindeki yılbaşına özel birbirinden güzel hediye kutuları ile bu yılbaşında da hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. Çiçek sepeti. Rinso doğadan esinlendi, yenilendi. Biyohijyen teknolojisiyle derinlemesine temizlik için tabii tabii yeni Rinso. Hem de çok hesaplı. Çiçek sepetindeki yılbaşına özel birbirinden güzel parfüm ve kozmetik setleriyle bu yılbaşında da hem kendini hem sevdiklerini mutlu et. Çiçek sepeti. Pardon, alışgidiş var mı burada? Hayır, yok. Aa, nasıl yok? Peki, teşekkürler. Ama bir baksaydınız. Böyle durumlarla karşılaşmamak için tıklayın alışgidiş.com'a, doldurun formu, siz de alışgidişli olun. Kurulum, bakım, üyelik ücreti yok. Kartsız, çok taksitle, bol limitle alıp giden müşteriler ve ek satışlar çok. Medyaterapi'den tekrar merhaba. 28 Aralık Çarşamba sabahında medyaterapiye gündemin önemli başlıklarını hatırlayıp hatırlatıp analiz etmeye, yorumlamaya devam edeceğiz. Bugün 28 Aralık, 11 yıl önce bütün Türkiye'yi sarsan çok önemli bir hadisenin yıl dönümü. 28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Ortasu ya da Kürtçe adıyla Roboski köyünde 34 kişinin topluca hayatını kaybettiği bir katliam yaşandı. Katliam diyoruz çünkü 34 kişinin aynı anda katledilmesi, 19'u çocuk, 34 kişinin katledilmiş olması önemli tarihi bir hadiseydi. O günden bugüne, yani 11 yıldır Roboski katliamı olarak da anılan hadiseden söz ediyoruz. Neydi hadise, hatırlayalım. Güvenlik birimleri ya da istihbarat birimleri sınır bölgesinde katırlarla ya da dağlardan sevkiyat yapılmasına yardımcı olabilecek hayvanlar üzerinden bir silah sevkiyatını haber alıyor. Ve bunun terör örgütünün silah faaliyeti ya da silah sevkiyatı faaliyeti olduğu kanısına varılıyor. Güvenlik birimleri harekete geçiriliyor ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların da yardımıyla o şahısların, o grubun üzerine bombalarla ateş açılıyor. Ve sonradan anlaşılıyor ki 19'u çocuk olan bu 34 kişi
terör örgütlerine silah kaçırma ya da silah sevkiyatı faaliyeti içinde değil, o bölgelerde çok sık yaşanan belki de bir kaçakçılık faaliyeti içinde. Tabii ki iş işten geçtikten sonra o 34 kişi hayatlarını kaybettiğiyle kalıyor. Aradan geçen 11 yıl içinde çok şey yapıldı, çok şey söylendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soruşturma komisyonu oluşturuldu. 84 sayfalık bir rapor hazırlandı ama orada devletin bir suçu ya da bir kastı ya da ihmali olmadığı sonucuna varıldı. Aradan geçen yıllar içinde mahkemelere yapılan başvurulardan bir sonuç alınamadı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidildi ama AİHM iç hukuk yollarının tam olarak tüketilmediği sonucuna vararak o başvuruyu reddetti. Oradaki köylülere yüklü bir tazminat ödenmesi talebinde bulunuldu ama onlar o tazminatı reddettiler. Yani hukuki bir sürecin yaşanması ve sorumluların cezalandırılması talebinde bulundular ve geçen 11 yıl içinde o olayla ilgili olarak hiç kimse cezalandırılmadı ya da sorumlu olarak yargı önüne çıkarılmadı. İzlediğiniz görüntüler olayın 11. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partili Sayın Levent Gök'ün, ki o ilk olay meydana geldiği sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki soruşturma komisyonunun da önemli isimlerinden biriydi. Milletvekili Sayın Levent Gök'ün de Roboski'de mağdur ailelerle dayanışma içinde orada bir anma etkinliğinde görüyorsunuz. Roboski'de hayatını kaybedenlere bir kez daha 11 yıl sonra hem başsağlığı diliyoruz, oradaki acılı ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Bir yandan da adaletin tecelli etmesini ve mutlaka sorumluların yargı önüne çıkarılarak ihmalse ihmal, kasıtsa kasıt, her neyse mutlaka cezalandırılması talebini de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dönelim siyasetin gündemine. Siyasette dünün en önemli gündem maddesi, dün de medya terapinin yayıl saati sırasında buradan duyurduğumuz Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesiydi. Dün öğleden sonra, daha doğrusu akşam üzeri Kılıçdaroğlu ile Akşener'in bir araya gelecekleri açıklandı. Dün saat 19 sularında Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti'nin binasında değil, başka bir mekanda Altılı Masa'nın ilk toplantıyı yaptığı, geçen yıl 28 Şubat öncesinde ilk toplantıyı yaptığı o Ahlatlı Bel tesisleri olarak adlandırılan, Ankara Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ahlatlı Bel'de bir araya geldiler. Baş başa iki liderin yaptığı bir görüşmeydi. 2,5 saat kadar bir süre sürdü bu görüşme. Görüşmenin gündemine ilişkin ne başlangıçta ne de çıkışta bir açıklama yapıldı. Ama herkesin malumu bir gündem maddesi olduğunu anlıyoruz. Nedir o? Altılı Masa bünyesinde yaşanan bir takım sıkıntılar, özellikle de aday belirleme çalışmaları çerçevesinde yaşanan bir takım sıkıntılar ve tabii ki 14 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nun cezalandırılmasıyla gerçekleştirilen o yargı darbesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na karşı yapılmış darbenin sonrasında yaşananlar. Hatırlayalım, o gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Almanya'da olduğu bir sırada yargı kararı çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu insanları, daha doğrusu İstanbul halkını Saraçhane'ye davet etmişti. Sayın Akşener apar topar hızla oraya Ekrem İmamoğlu'na dayanışma amacıyla gideceğini beyan etmiş. Gitmiş, otobüsün üzerinde son derece coşkulu, sıcak bir dayanışma gösterisinde bulunmuştu. Sonradan bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dışında ya da kısmen bilgisi dışında bir organizasyon olduğu iddiaları ortaya atılmış. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da bunu ima eder bir takım açıklamalar yapmıştı. Yani benim haberim yoktu Saraçhane'de toplanılacağından diye. Sayın Akşener buna cevaben, ben hızla oraya gittim çünkü güçlü bir gösteri yapmak gerekiyordu. Güçlü bir dayanışma göstermek gerekiyordu. Öteki siyasi parti liderlerini de aradım ama Sayın Kılıçdaroğlu'na ulaşamadım diye bir açıklamada bulunmuştu. Bir takım karşılıklı, yani sadece lider düzeyinde değil de partilerin kurmayları ya da başka seviyede yetkililerinin ağzından da bir takım açıklamalar yapılmış. Yani bunun bir şekilde bir huzursuzluk
kaynağı olduğu ya da huzursuzluk vesilesi olduğuna dair işaretler belirmişti. Tabii bir yandan da aday belirlenmesine ilişkin bir takım sıkıntılar olduğu biliniyor altılı masada. Her ne kadar altılı masanın bileşenleri ya da liderler düzeyinde yapılan açıklamalarda aday belirlenmesinin şu anda gündemlerinde olmadığı, şu anda gündemde geçiş sürecine ilişkin bir takım esasları belirlemek, bir nevi hani 2023 seçimi sonrasındaki hükümetin programını belirlemek, yani bir ittifak, koalisyon her ne olacaksa ondan sonra bunları benimseyecek bir adayın saptan için işte Ocak ayı içinde de bir açıklama, bir karar alınacağı ve açıklama yapılacağı görüşü dillendiriliyor. Bütün bunlar ortada dururken ya da işte hani karşılıklı açıklamalardaki o huzursuzluk olduğuna dair ya da onu ima eden açıklamalar ortalıkta uçuşurken dün Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesi ya da bu ikili zirve son derece önemli bir zirveydi. Dediğimiz gibi ne öncesinde ne de sonrasında bir açıklama yapılmadı. Herkes şimdi harıl harıl o kulisleri, deyim yerindeyse hani gazetecilik tabiriyle, tırmalamaya, tırtıklamaya çalışıyorlar. Bir şeyler almaya çalışıyorlar. O faaliyet içinde bulunanlardan biri anlaşılan gazeteci Murat Yetkin. Yetkinreport.com isimli bir internet sitesi yapıyor Murat Yetkin kardeşimiz. O Sayın Akşener'le bir görüşme yapmış dünkü zirveden sonra, muhtemeldir ki dün gece geç saatlerde ya da bu sabah ilk açıklamayı Murat Yetkin'e yapmış Sayın Meral Akşener. Diyor ki İmamoğlu'nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener'in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum. Şaşırdım kaldım demiş. Yani o yönde bir takım suçlamalara muhatap olmuştu ya Meral Akşener, işte orada gitti rol çaldı, şov yaptı vesaire. Ona cevaben söylüyor herhalde. İyi Parti Genel Başkanı Akşener diyor ki bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyum atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması da bunun parçasıdır. Yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun işte yaklaşık yarım saat önce sona eren basın toplantısında vurgu yaptığı konuları Akşener de aynen söylüyor. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Bu da çok önemli. Başka belediyelere de bu şekilde bir operasyon yapılabileceğini ima ediyor. Daha doğrusu böyle bir iddiayı dillendiriyor. Benim gidişim, yani Saraçhane'ye gidişini kastediyor. Orada muhalefet olarak birlik beraberlik göstermek için de saygısızlık yapıldı bana diye konuştu. Yani saygısızlık yapıldı bana derken niye gitti, niye rol çalmaya çalıştı, niye otobüsün üzerinde öyle coşkulu bir gösteride bulundu gibilerden bir takım suçlamaları kulislerde dillendirenler ya da verdikleri demeçlerde onlar saygısızlık yapmakla suçlanıyor Sayın Akşener tarafından. Görüşmede altılı masa konularından CHP ve İYİ Parti arasındaki ilişkilerin konuşulduğu da anlaşılıyor diye Murat Yetkin bir yorum yapmış. Yani hani satır aralarını okuduğumuzda ya da Sayın Akşener'in anlatımlarından belki hani öyle bir ima çıkardığını da söylemeye çalışıyor Murat Yetkin. Tabii hani hepimizin bildiği bir gerçek var. Bu tür kulis bilgisi alma amaçlı görüşmelerde belki de off the record bir şeyler anlatmış olabilir Sayın Akşener Murat Yetkin'e, onu bilemiyoruz. Yani kısa da bir haber bugün yazdığı. Sonra masa dağılıyor mu diye soruyor Murat Yetkin Meral Akşener'e. Niye dağılsın altılı masa diyor Sayın Akşener. Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz şeklinde yanıt veriyor. Altılı masanın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığını da sormuş Murat Yetkin. Sayın Meral Akşener'in cevabı da şu. Onu altılı masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk. Onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı demiş. Yani Murat Yetkin açık açık hani Sayın Kılıçdaroğlu'yla bu meseleyi konuşup konuşmadığını sorduğunda bunu altılı masada konuşacağız diyor. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. Akşener'le son derece verimli bir toplantı yaptık diyor. Sistemin değişimi konusunda mutabakatımız tamamdır diyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu da başkanlık adaylığı bilmem ne, o konuları konuşmadık. Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Sistemin değişmesi konusundaki konu başlıklarını ele aldık diyor. Sayın Akşener de buna paralel bir cevap vermiş Murat Yetkin'e.
Onu altılı masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk. Yani en güncel, en can alıcı, en sıcak konu başlığımız bu demeye getirmiş. Akşener muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ve başörtüsü konusundaki anayasa değişikliği sorularını da yanıtlamadı diyor Murat Yetkin. Yani o konularda ele alındı mı ya da bu konulardaki görüşünüz ne diye. Çünkü o da muhtemeldir ki altılı masadaki partilerin farklı farklı görüşler benimsediği bir konu. Anayasa değişikliği, işte bu başörtüsü, türban meselesi, LGBT'yi meselesi. Orada da mesela İyi Parti'nin o değişikliğe, anayasa değişikliğine parlamentoda evet oyu verilmesi yolunda bir eğilimi olduğu biliniyor. Öteki başka partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha uzak duruyor. Sayın Kılıçdaroğlu bu sorulduğunda her defasında hukukçularımıza inceletiyoruz ama biz pek sıcak bakmıyoruz ama henüz bu konuda bir kararımız yok diye bir açıklaması vardı. Sayın Akşener'e bu da sorulmuş Murat Yetkin tarafından, o konuya da girmemiş. Cumhurbaşkanı adayı meselesinde zaten hani konuşmadık diyor. Şu andaki gündemimizde bu değil diyor. Gergin bir durum yoktu demiş. Ha, bir de şeyi sormuş Murat Yetkin. Dağıtılan fotoğrafta her ikiniz de hayli gergin gözüküyordunuz demiş şu fotoğrafta. Tabii fotoğraf okumak tabii önemli bir şeydir. Bazen surat ifadeleri de anlatır ya da vücut dilleri. Hani biraz gergin, biraz resmiydiniz. Hani böyle bir sıcak bir hava yoktu gibilerden bir soru sormuş herhalde. Gergin bir durum yoktu diye de Sayın Akşener bu surat ifadelerini ya da oradaki bir hayli resmi, yani fazla sıcak gözükmeyen ortamı da o şekilde yorumlamış. Ama hani her iki siyasi partinin liderleri acaba gündemin gerginliğinden dolayı mı öyle bir poz vermişler, yoksa şöyle hani bir ağırbaşlı gözükelim falan diye, öyle ya hep böyle şeyler, ağızlar kulakta poz verilmez böyle konularda, böyle durumlarda. Ama hani gergin miydiler değil miydiler, onu zaten daha sonra öğrenme imkanımız olabilir. Özetle dün akşamki toplantının ardından yapılan açıklamalar böyle. Her iki lider de başkan adaylığını, cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmadık. Başka konulara girmedik. Güncel meseleleri ve en günceli de altılı masada yaptığımız çalışmaları, yani rejimin ucu ve rejimin değiştirilmesi çalışmalarını konuştuk. Onun dışındaki konulara girmedik diyorlar. Onların ifadelerine itibar edip etmeme meselesidir geri kalanı. Ama tabii hani siyasi kulislerde belki bugünden itibaren bir takım başka ayrıntılar da ortaya çıkabilir. Netice itibariyle hani şöyle güzel bir lafı vardır, güzel bir laf vardır. İki kişinin bildiği şey sır değildir. Sır bir insanın sadece kendi başına bildiği ve kendine sakladığı şeydir. Dolayısıyla burada iki kişiden söz ettiğimize göre o masadan sır diye bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Bir şekilde etraflarıyla paylaşacaklardır. Etrafları kendi etraflarıyla paylaşacaktır. Zaten haberlerde böyle çıkmaktadır. Ortaya bakalım gün içinde başka hangi ayrıntılara vakıf olacağız, onu da hep birlikte bekleyelim. Bu arada dün akşam saatlerinde Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Davutoğlu, Habertürk Televizyonu'nda o da bir soru üzerine altılı masadan kimin aday gösterileceği meselesine ilişkin tartışmalara değinirken altılı masadan ortak aday çıkacak diye bir açıklama yapmış. Onun sesi var mı arkadaşlar? Varsa Sayın Davutoğlu'nun sesini bir dinleyelim, o ne demiş bakalım. Aday üzerinde şekillendiğince bir kriz var havası doğuyor. Ve altılı masa anlaşmalı olarak iki aday da çıkarabilir. Ve ben bunu hani arkadaşlarla konuşarak söylediğim bir şey değil. Hedefimiz bir adaydır. Planımız çoklu tek adaydır. Tek adaydır. Ama şartlar neyi gerektirirse o esneklikte gerekli adımı atarız. Beni gerçekten etkileyen şeylerden birisi, üçlü olarak masada yemek yediğimizde geçen sene orada Sayın Akşener'in de Sayın Kılıçdaroğlu'na birbirine İki siyasi lider olmanın ötesinde çok rahat konuşabildiklerini gördüm ve bu beni memnun etti. Şimdi bu kültürü gördükten sonra ben şimdi bu akşamla ilgili telaşa kapılmış değilim. Birlikte bir masa kurduk. Bu masayı korumak bizim asli görevimiz. Bu bir ortak ürünümüz. Yani bunu Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener bu masayı oluşturup buyurun gelin demedi. Biz oluşturup onlara gelin demedik veya herhangi birisi. Birlikte. Hepimiz birlikte yaptık. Bir emek vermişiz buna. Bir yıl süren bir emek. Sayın Davutoğlu, ama en önemlisi, bir dakika müsaade ederseniz Nagihan Hanım, en önemlisi
toplumda bir umut oluşturmuşuz. Bu umutu dağıtmaya hiçbirimizin hakkı yok. Varsa problem konuşuruz. Bu meseleyi kendi doğası içinde yanlış bir yere gitmesine asla izin vermeyiz. Bunu bir kere kamuoyu bilsin. Ama şu olur. Yani bir uzlaşmazlık da çıkabilir. Çözecek olan biziz ya. Haksızlık. Evet, Sayın Davutoğlu da son derece sakin bir üslupla, yani hani bir sorun yok anlamına gelecek bir şekilde adaylık meselesinde henüz karar verilmediğini ama ortak bir karara mutlaka altılı masada varılacağını söylüyor. Yani hani merak edenleri rahatlatıcı bir üslupla birden fazla aday çıkabileceği yolundaki söylentileri de yalanlamıyor. Yani öyle olasılıklar da olabilir diyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da onu telaffuz etmişti. Yani dünyanın sonu olmaz gibilerden bu konuya dikkat çekmişti. Az önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sabah itibariyle dün akşamki Ahlatlı Bel zirvesini, yani Akşener'le baş başa akşam yemeğini değerlendirdiği açıklamalarına değinmiştim. Birazcık daha ayrıntı vereyim. Diyor ki yakın çevresiyle paylaşıyor bunları. Yani CHP'nin kurmaylarından ya da yakın çevresinden gelen bir bilgi bu. Son derece verimli ve güzel bir toplantı oldu diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Toplantı içeriğini aktaramam, bu yanlış olur diyor. Ancak Türkiye'nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır, bunu söyleyebilirim demiş. Yani bu sistemin değiştirilmesi bizim birinci önceliğimiz, adaylık meselesi ya da diğer meseleler şu anda konuştuğumuz bir şey değil demiş. O masada da konuşmadık demeye getirmiş. Ama tabii yani hepimiz biliyoruz ki mutlaka konuşulmuştur ama şu an itibariyle oraya odaklanılmaması amacıyla Sayın Akşener'in de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyu konuştuk. O şunu söyledi, ben bunu söyledim, şöyle kavga ettik, şöyle masanın altından tekme attım, o bana tabak fırlattı falan diyecek halleri yok. Öyle bir şey beklediğimiz falan yok. Ama hani tabii ki mutlaka konuşulmuştur bu meselelerde. Ama her şeyi de kamuoyuna açıklamak zorunda olmadıkları gerçeğini de kabul etmek gerekiyor diyelim. Dönelim diğer gündem maddelerine. Dün en çok konuştuğumuz konulardan biri pazartesi akşamı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın AKP Genel Başkanı'nın yaptığı gaz rezervi açıklamasıydı. Yani 58 milyar metreküplük bir gaz rezervi keşfedildiğini Karadeniz'de, bunun da Türkiye'ye 1 trilyon dolarlık bir kazanım anlamına geleceğini söyledi. O konudaki tartışmalar devam ediyor. O konudaki tartışmaların tabii en önemli başlığı, durup durup hep seçim öncesinde böylesine gaz bulduk, petrol bulduk filan açıklamalarına alışkın bir toplum olmamız. Hatta bugün bazı gazetelerde var bu şeyler, Sözcü gazetesi güzel bir derleme yapmış. Bu seçim öncesi gaz bulduk, petrol bulduk açıklamaları meğer benimle yaşıtmış. Ben de hep burada söylüyordum ya, biz o kaç nesildir bunlarla büyüdük filan diye. 1957 yılından beri yapılırmış bu açıklamalar. Yapılıyordu yani, hani 1957 yılındakini ben hatırlamam tabii. Bir yaşındaydım o zaman, bir yaşında bile değildim ama. Mesela 2 Ocak 1957 tarihli, hani ben doğmadan hatta önceki, Yeni Sabah gazetesi Trakya'da zengin petrol bulundu başlığıyla çıkmış. Manşeti ile çıkmış. 1958, bir sonraki sene Siirt'te zengin petrol damarları bulundu. 60 senesinde Adana'da petrol bulundu. Hep seçimler öncesinde iktidarlar bunları şey yapıyorlar. Yani enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacağız diye. Bakın 1957 diyorum. Benimle yaşıt yani. Bu işin geri planı. Şimdi dileriz ki Sayın Erdoğan'ın açıkladığı gerçekten hani şöyle dişe dokunur bir rezerv olsun. Ama enerji uzmanları böyle hemen gidip de iki sondajla filan bilmem kaç yıllık rezerv bulundu ya da şu kadar rezerv bulundu açıklama yapılmasının mümkün olmadığına dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla orada bir siyasi propaganda maksadı buram buram kokuyor. O da inkar etmeye gerek yok. Küçümsediğimizden ya da karşı olduğumuzdan filan değil. Keşke Türkiye'nin her tarafından gaz fışkırsa da petrol fışkırsa da biz de kullansak. Elin Rusundan, elin İranlısından, elin bilmem Iraklısından almasak bunu. Petrol de ucuza gelse. Ne bileyim, benzinimizi bir depoyu 10 liraya doldursak. Evlerde doğal gazı işte ayda 55 kuruşluk filan faturalar ödesek. Herkes ister bunu. Ama siyasi maksatla kullanıldığına dair çok sayıda işaret olduğunu, bu konuda Türkiye'yi yöneten iktidarların da bu iktidarında geçmiş dönemdeki uygulamalarının, açıklamalarının, hatta daha da altını çizerek daha da cesur söyleyeyim, üfürmelerinin
bir sabıka teşkil ettiğini söylüyoruz. Dolayısıyla bunu biraz tecessüsle karşılıyoruz eski tabirle. Biraz böyle temkinli yaklaşıyoruz bu işe. Dolayısıyla budur. Şimdi bugün bir takım yandaş yazarlar, Abdülkadir Selvi, işte Yeni Akit gazetesi filan bana çatmışlar. Başka gazetecilere de çatmışlar. Efendim biz rahatsız olmuşuz bundan, hazımsızlık yapıyormuşuz filan. Hatta ben o toplantıda gazetecilere Cumhurbaşkanı'nın zorla el çırptırmasını, alkış yaptırmasını utanç diye niteleyen bir tweet attım. O utanç kelimesini gaz bulunduğu açıklamasıyla bağdaştırmışlar. Bir de yalana başvuruyorlar. Bir de oradan da taarruz ediyorlar. Ucuz numaralar bunlar. Bunlar tam yandaş besleme ağızları. Çok fazla da üzerinde durmamak lazım ama bu yalanlar da ayıptır. Yani hani biraz da tartışacaksak bu meseleleri dürüst tartışalım. Yalana başvurmadan namusluca tartışalım demek istiyorum. Orada bırakayım. Dün yaptığımız bir başka tartışmada bu ulaşım zamları, toplu ulaşım zamları tartışmasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamında UKOME diye bir kurul var. Bu UKOME denilen kurul daha önce Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunlukta bulunduğu ya da belediye yönetiminin çoğunlukta bulunduğu bir organdı. Öyle ya, belediyeye bağlı bir organ, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi. Ve bunun yapısı değiştirilmişti. Yani belediyenin toplu ulaşımla ilgili olarak istediği kararı çıkartamaması, bu anlamda merkezi yönetimin atadığı üyelerin çoğunlukta olmasını öngören bir değişiklik yaşanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 11 üyesi var. Hükümetin atadığı, farklı kurum ve kuruluşlardan atadığı 14 üye var. Mesela bu taksi meselesini çözemiyorlar. Çünkü İBB'nin çoğunluğu yok orada. Hükümet ne derse o oluyor vesaire. Dolayısıyla UKOME'nin böyle bir yapısı varken ve dünkü toplu ulaşım, metro, metrobüs, otobüs, vapur, tramvay, tünel, neyse işte taksi ücretleri, dolmuş ücretleri, minibüs ücretleri, servis ücretleri, bunlara yapılan bir ağır zam var. Yani ortalama %29.10 civarında. Peki %30 civarında yapılmış bir zam var. Ben de dün sabah burada eleştirmiştim o zammı. İnsanların vazgeçilemez en temel ihtiyaçlarından biri olan toplu ulaşımın bu şekilde pahalılaştırılmasının seyahat özgürlüğüne, en temel insan hakkı olan seyahat özgürlüğüne ciddi bir darbe olduğunu vurgulamıştım. Şimdi bugün yandaş gazeteler, hükümet yandaşı gazeteler büyük bir namussuzluğa imza atarak bu zammı eleştiriyorlar. Yahu UKOME yapıyor. UKOME merkezi iktidarın tayin ettiği insanların ağırlıkla oy kullandığı bir organ. Ha diyebilirsiniz ki Ekrem İmamoğlu da bu zammı zaten talep ediyordu. Altından kalkamıyoruz bu maliyetlerin. İETT iflas etmek üzere işte şehir hatları vesaire, tamam, Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği bir zam ama netice itibariyle bu UKOME'den çıkmış bir karar olduğu için de bunun faturasını direkt Ekrem İmamoğlu'na yazmak da ciddi bir ahlaksızlık, yani hani ciddi bir densizlik. Bu zammı eleştiriyorsanız gelin Türkiye çapında yapılan bütün zamları eleştirin. Doğalgaz faturalarına, elektrik faturalarına, su faturalarına, bilmem, her yerde yapılan zammı eleştirin. Öteki belediyelerde yapılan zamları da eleştirin. Gıda fiyatları, temel gıda ve ihtiyaç maddeleri, internet, işte toplu ulaşım, her şeyi birden eleştirin. Ama UKOME karar almış, merkezi yönetimin oy çoğunluğu olan UKOME karar almış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de uygulayacak. Vay Ekrem zam yaptı diye faturayı, yani o operasyonun bir parçası olarak Ekrem İmamoğlu'na kesmeyin. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun da zam talep etmesini eleştiririz. Ben eleştiriyorum. Savunanlar olabilir. Ya işte maliyetler, benzin, mazot, haberiniz var mı? Kaça mal oluyor filan diye. Dün sabah da daha önce de 1 milyon defa da söylediğimi tekrar edeceğim. Kamu, yani belediye ya da merkezi yönetim tüccar gibi çalışmaz. Yani kendi arabasıyla taşıma yapan minibüsçü, dolmuşçu gibi çalışmaz. Kamuya en ucuz fiyatla, hatta ideali bedava en temel hizmetleri sunmak zorundadır. Niye? Vergi alıyor. Ağaçtan para toplamıyor, vergi alıyor. İnsanlar vergi veriyorlar. Vatandaş olmanın gereği bu tür en temel ihtiyaçlardan, yani vazgeçilemeyecek ihtiyaçlardan, su, elektrik, internet, toplu ulaşım, bir yerden bir yere gitme ihtiyacından en ucuz bir şekilde yararlanabilmelidir.
Abi bize maliyeti bu kadar, kaç paraya geliyor biliyor musun? 5 kuruş kazanıyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın diye esnaf ağzıyla, tüccar ağzıyla konuşamaz kamu. Bunu merkezi iktidara da söylüyorum. İşte uçak fiyatlarını belirleyene de, tren fiyatlarını belirleyene de, İstanbul'daki metrobüs ya da metro işte o ulaşım kartlarının fiyatını belirleyene de. Ne demek ya 9 lira bir seyahat, en kısa mesafe, bir kart basması 9 lira. Kalabalık aileleri düşünün. Bunun öğrencisi var. Her evde 2 kişi, 3 kişi her gün düzenli olarak seyahat ediyor. Kalkamaz bunun altından insanlar. İnsaflı olmak gerekiyor. Bu zamma sonuna kadar karşı olduğumuzu hep birlikte, eğer vatandaştan yanaysak, eğer temel insan haklarından yanaysak, eğer en temel hak olan seyahat hürriyetinden yanaysak, bu zamma karşı çıkmamız lazım. Aynı su zammına, elektrik zammına, gaz zammına, internet zammına karşı çıktığımız gibi, bu da böyle biline diyelim. Bir zam daha poşet fiyatlarına, hani yapılmayacak dendi ya, daha geçen 2-3 gün önce Çevre Bakanı şu anda 25 kuruş olan bir adet poşetin fiyatının 38,5 kuruşa yükseltileceğini söylemiş. Tamam, çevreci bir anlayışla getirilmiş bir zam. Eskiden bedavaydı, böyle tomar tomar herkes alırdı. Çevre kirliliğine bir katkısı olurdu bunun. Paralı olması bir anlamda hayırlı olmuştur ama 38,5 lira nedir kardeşim? Kuruş nedir kardeşim? Yok. Buçuk kuruş diye bir şey mi var? Onu nasıl ödeyecek insanlar? Hani ver bir poşet diye 25 kuruş veremiyor. 38,5 kuruş nasıl verilecek? Ya da kayıtlarda nasıl geçecek? Ama herhalde yılbaşından itibaren 38,5 kuruşa yükseltilmiş bir poşetin fiyatı. Eskişehir'de ekmeğe zam gelmiş. 250 gramlık ekmek 6 liraya satılacakmış. 200 gramlık ekmek İstanbul'da 5 liraya satılıyor. Yine bu da tabii büyük bir şey, yıkım insanların bütçesine. Dünün önemli gündem maddelerinden özür dilerim, doktorların bir eylemi vardı biliyorsunuz, özel hastanelerde ameliyat yapmalarına izin verilmemesi üzerine. O mesele çok ciddi bir yani çalışma haklarını kısıtlayıcı bir sorun olduğu için bir dizi eylemler yapıyorlar. Dün de Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol hastanelerinden birine, o hastanelerin, o zincirlerin hastanesinden birine gittiler. Önlüklerini bırakarak bir eylem yaptılar. Polis engeliyle karşılaştılar ama yani o polis engeli basın açıklaması yapmalarına karşıydı ama önlüklerini bıraktılar ve sorunlarını dikkate getirdiler. Dün önemli bir davada önemli bir mahkumiyet kararı çıktı. Hatırlayacaksınız, 17 Haziran 2021'de Halkların Demokratik Partisi'nin İzmir'deki il binasına gelen bir terörist katil orada genç bir kadını silahla öldürmüştü. O gün tesadüfen çay ocağında çalışan annesinin yerine oradaymış o genç kadın. Deniz Poyraz isimli genç kadını öldürmüştü ve hatta orada daha kalabalık bir kitle olmasını umduğunu, aslında onlar olsaydı hepsini birden öldürmeye geldiğini de itiraf etmişti o terörist katil Onur Gencer. Dün tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse ve 7 yıl ilave hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya avukatların, milletvekillerinin katılması engellendi. Çünkü işte orada işte telefonlarla girmelerine izin verilmemesi kararı geri çekilmedi diye. Ama netice itibariyle adalet bir anlamda tecelli etmiş oldu. Ama bir şey eksik kaldı. Bir şey eksik kaldı. Çünkü bir siyasi partinin il binasına silahla girip kasten tasarlayarak bir cinayet işleyen bir kişinin arkasındaki örgütsel yapı ya da onu sevk edenler, onu oraya gönderenler, bir organizasyon mu var, bir örgütsel faaliyet mi var, bu hala araştırılmış değil. O kişinin siyasi görüşü üzerinden örgütsel, partisel, ideolojik bağlantılarının üzerine gidilmedi. Tersini düşünün. Başka nitelikte bir siyasi partinin binasına başka ideolojide birinin girdiğini, 7 sülalesini ya da yüzlerce binlerce kişiyi toparlayıp bir örgüt yapısı altında cezalandırırlardı, bir örgüt davasına çevrilirdi. Ama burada sanki bir kişi böyle psikolojik sorunları nedeniyle ya da kendi kişisel kararlarıyla gitmiş o cinayeti işlemiş gibi gösteriliyor ki orada ciddi bir hukuki arıza olduğuna da dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Bir sıcak gelişme, Çetin Kaya
isimli bir set işçisi, bir sinema işçisi İstanbul'da Kadıköy'de polis tarafından tartışmalı koşullarda vurularak öldürülmüştü. Gözaltına almaya çalışıyorlar ya da kimlik kontrolü sırasında yere yatırmışlar. Kelepçeli halde polis memuru onu başından vurarak öldürüyor ve o davada sanık polise 25 yıl hapis cezası verildi. Az önce İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde, Çağlayan mı tam emin değilim ama İstanbul'da adliyede verilen karar. Polis kurşunuyla öldürülen Çetin Kaya'nın, Anadolu Adliyesi düzeltiyorum, Çetin Kaya'nın davasında bu sabah karar çıkmış ve sanık polise 25 yıl hapis cezası verilmiş. Tartışmalı bir yargılama süreci yaşanmıştı orada. Yani bir takım savunmalar vardı. İşte o öldürülen şahsın, Çetin Kaya'nın direndiği, o sırada kazayla polisin silahının ateş aldığı vesaire. Tabii detayları ilerleyen saatlerde ortaya çıkacak ama bir ceza, 25 yıl hapis cezası verilmiş polis memuruna. Şimdi gelin gazeteleri okuyalım birlikte. Bir Gün gazetesi "Yurttaş daha nasıl anlatsın?" diye manşet atmış. Halka göre ülkenin en temel sorunu yoksulluk. Üstelik bu tespiti yapanların sayısı yıllar içinde katlandı. En büyük sorun yoksulluk diyenlerin oranı %70'e dayandı diyor. Ulaşıma gelen zamla evden çıkmak çok zor diye de bir başlık atmış Bir Gün gazetesi. Cumhuriyet gazetesi "Muhalefetin kriz zirvesi" diye manşetten vermiş Akşener Kılıçdaroğlu zirvesini. O tek kare fotoğraf paylaşılmış. Kılıçdaroğlu ve Akşener buluşmasında tansiyon normale döndü diye bir üst başlık atılmış. Sözcü gazetesi birinci sayfa manşetinde "Yıllardır aynı gazı, aynı petrolü buluyoruz" demiş. 1957 yılından başlayarak 58, 60, 2004, 2018, 2022 yıllarında da Türkiye'nin orasından burasından gaz çıktığı, petrol çıktığı ve artık hani o işi çözdüğümüz yalanı nasıl pompalandı geçmişte de başka siyasi iktidarlarca, onun haberi. Evrensel gazetesi "Adalet karanlıkta" diyor manşetinde. Deniz Poyraz davasında sadece tetikçiye ceza verildi. Katilin bağlantıları karanlıkta bırakıldı. Az önce de o dava ile ilgili haber verirken yaptığım yorum Evrensel gazetesinde de tesadüfen ve İyi bir tesadüf sonucu manşet olmuş. Karar gazetesi "Gaz seçime yetişecek" diyor. Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz gazı için Enerji Bakanı Mart sonu sisteme vereceğiz diye bir açıklama yapmış. Nasıl Bir Ekonomi gazetesi "Kapasite düştü, üretimde tehlike çanları çalıyor" diye sanayi sektöründe, üretim sektöründeki durumu özetlemiş. Hürriyet gazetesi "Gizli kamera sendromu" diyor. İstanbul'da ya da başka şehirlerde, mesela İstanbul'da en son bir kafenin tuvaletinde bir gizli kamera çıkmış. Muhtemeldir ki kadınlar tuvaletinde, kadınların bu konudaki tedirginliğini artırmış. Hürriyet gazetesi teker teker bir takım tavsiyelerde bulunuyor ve insanların da tabii görüşlerini alıyor. Yani şuna dikkat edin, buna dikkat edin, aman dikkatli olun şeklinde. Büyük bir kepazelik, büyük bir edepsizlik, bunu yapan bazı şahıslar da yakalanmış. Sabah gazetesi "Enerjide bağımsızlık ateşi Filyos'tan yanacak" demiş. Karadeniz'de keşfedilen devasa doğalgaz havzası Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtaracak iddiasında. Yeni Şafak gazetesi "Çay Cuma'da müjde böyle geldi" diyor. 58 milyar metreküplük gaz keşfinin hikayesini veriyor. Akşam gazetesi "15 gripten biri Covid. Sağlık Bakanı Koca açıkladı. İlk sırada influenza var" diyor. Hani o bildiğimiz grip virüsü demeye getiriyor. Türkiye gazetesi "Araç muayenesi çilesinden" söz etmiş. "Randevu almak imkansızmış. Büyük bir yığılma varmış." Niye? Yılbaşından sonra zamlanacak ya. Millet hücum etmiş. Aman zamlanmadan gidelim diye ama randevu almak neredeyse imkansızmış. "Yılbaşı tuzağı" diye bir haber Posta gazetesinde. "Dolandırıcılar yılbaşını eğlence mekanlarında kutlamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyorlarmış." Milliyet gazetesi "Akıllarda barış var" diyor. "Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkarılmış" diye bir çağrıya yer vermiş. Aydınlık gazetesi "ABD ve İsrail'in düşkünleri" diye bir takım isimleri hedef gösteriyor. Alevi önderlerden PKK güdümündeki Ali'sizlere yanıt diyor. Milli Gazete
Türkiye'de yargılansın Hindistanlı zalimler, Türkiye'de yargılansın diye bir çağrı yapmış manşetten. Mikser Meral'in hayatı fitne diye bir başlık atmışlar Meral Akşener'e hitaben. Zillette gaz sancısı diyor. O sancıdan kasıt işte o gaz şeylerini, haberlerini eleştirenlere taarruz etmişler. Benden de bahseden bir yandaş haber. İşte efendim utanç diye nitelemişiz yalanını, onlar da birinci sayfadan vermiş. Diriliş postası 28 Şubat için 1960 formülü diye hakların iadesiyle ilgili bir talepte bulunuyor. Öteki iki gazeteye bakalım, internet ortamında yayınlanan Gazete Pencere Ahlatlıbel zirvesini nihayet buluştular manşetiyle vermiş ve ikinci yüzyıl gazetesi de manşetinde ne veriyor? Masadan olursa işimiz çok kolay demiş Babacan'dan aday açıklaması diye. Gazetelerin manşetleri, birinci sayfaları böyle. Şimdi gelin bir kez daha bir soluklanalım. Aradan sonra medya terapiye KRT ekranında devam edelim. Medya dolambaçlı ve karmaşık bir yol. Karmaşıklığın içinde bilginin değerli haline ulaşmak zor. Biz bu yolda her gün medya verilerini çeşitli filtrelerden geçirip anlamlı bilgilere dönüştürüyoruz. Medyanın mükemmel bir bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz. Sadece takip etmiyor, fark ediyoruz. Akıllı medya bilgisi. Medya Takip Merkezi. Ülkemizde kışlar sıcak ve kurak, yazlar daha da sıcak ve dolu yağışlı geçmektedir. Bu durumda ülkemiz hangi iklim kuşağında yer almaktadır? Bazı soruları cevaplamak için coğrafya bilmek yetmez. Doğa bilinciyle büyüyen bir nesil için Tema Vakfı olarak biz okullarda doğa eğitimleri veriyoruz. Çünkü çocuklar doğayı tanımadan sevemez, sevmeden koruyamaz. Şimdi daha fazla çocuğa bu eğitimleri ulaştırabilmemiz için desteğinize ihtiyacımız var. Tema Vakfı. ...28 Aralık çarşamba sabahında medya terapiye KRT televizyon ekranında devam ediyoruz. Sırada ekrandan ve sosyal medyadan seçtiklerimiz var. İlk görüntümüz bu gaz açıklamasının yapıldığı basın toplantısında akıllara ziyan bir uygulamayla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın kendi bakanlarının alkışlarından sonra basın mensuplarına dönerek "ya siz niye alkışlamıyorsunuz" diye uyarması ve kendisini alkışlatması ayıbı ve utancı. Gazete Pencere'nin her gün birinci sayfasında sağ üst köşede çizen değerli karikatürist kardeşimiz Bülent Çelik'in karikatürü. Bir gazeteciyi, bir muhabiri tasvir etmiş. O da şak 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 diye alkışlıyor. Gaz eteci şeklinde de bir üst başlık atmış. Evet, gaz açıklamasının bu şekilde zorla alkışlatıldığı gazetecilerden birini bu şekilde çizmiş Bülent Çelik. Ellerine sağlık diyelim. İkinci görüntümüz yine bir karikatür. Milli Piyango ile ilgili olarak. İşte her yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye falan olur. Yatarlar işte insanlar, sabah kalkınca bakarlar ya da ne bileyim yatmadan önce bakarlar. Beyefendi de yanında yatmakta olan ya da yattığını zannettiği Sevda isimli hanımefendiye diyor ki "piyango biletimizi kontrol ettin mi Sevda?" Ama anlaşılan o ki Sevda tası tarağı toplamış, bir de veda mektubu bırakmış. Anlaşılan piyango biletini kontrol etmiş Sevda'ya veda karikatürü diyelim buna da. Üçüncü görüntümüz Uykusuz Mizah Dergisi'nin 2022 yılını toparladığı bir kapak. Orada bütün yani 2022 yılı içinde haberlere konu olan bütün ünlüler var. Şimdi tabii ben karikatürü gördüm yakından ama şimdi uzaktan tam seçemiyorum. İşte aralarında bu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi, onun yerine gelen tahta çıkan oğlu 3. Charles var. Çeşitli siyasi figürler var. Maden işçileri var. Maden faciasında hayatını kaybeden bir takım işte bakanlar, gazeteciler, ünlü
sanatçılar, konu olan, yani 2022'de haber başlığı olan herkes var. Mehsa Amini var, İran'da hayatını kaybeden genç kadın. 2022'de kimleri konuştuysak onlar hepsi birlikte kapak konusu olmuş. Uykusuz'un bu son sayısındaki teması böyle diyelim. Dördüncü görüntümüz içlerimizi ısıtan bir görüntü. Yani sokak hayvanlarına, sokak canlılarına verdiğimiz değerin bir çocuğun sevgi gösterisinde nasıl simgelendiğini. Bu fotoğraf dün sevgili meslektaşım Tuğba Emlek'in Instagram sayfasında gördüm. Ona da başka bir yerden gelmiş. Söğütlü Çeşme istasyonunda çekilmiş bu fotoğraf. Bakar mısınız? Nasıl bir sevgiyle sarılmış o küçük çocuk ve köpeği öpüyor. Onun arkasındaki köpek de adeta sırasını bekliyor. Yani hani ben de sıraya gireyim, bana da öyle sarıl öp diye. İşte bakın. Yani o hayvanlara eziyet edenler, kurşunlayanlar, arabaların arkasına bağlayıp sürükleyenler, zehirlemeye çalışanlar, tekmeleyenler vesaire, şunu görüp de ibret almaları lazım. Yani can taşıyan her şeye böyle davrandığın zaman onlardan hiçbir zarar gelmediği gerçeğini artık çocuklarımıza küçücük yaşlardan öğretmemiz lazım ve onlara sahip çıkmamız lazım. Onların en sağlıklı koşullarda barınabilmesi için elimizden geleni toplum olarak yapmamız lazım. Sadece belediyeden ve devletten beklemeyelim. Bizler de elimizden geleni yapalım ama Türkiye'nin böyle ciddi bir sorunu var. Sokak hayvanları sorunu var. Onların varlığı sorunu var. O konuda elimizden geleni yapmak ve onlara şu çocuğu görüp ondan ibret alıp iyi davranmak zorundayız. İşte hepimize bir ders vermiş o Söğütlü Çeşme istasyonunda kimliği belirsiz o güzel çocuk hepimize ciddi bir ders vermiş. Ve son görüntümüz de yine Instagram'da gördüm bunu dün akşam. Hani zaman zaman bir takım enstrüman çalan, şarkı söyleyen, halay çeken, koro halinde meşk eden, şarkı söyleyen insanları getiriyoruz ya, bu sefer anonim bir sanatçı. Köprünün silüetinin altında döktürmüş gece karanlığında, bir kulak verelim ama ne döktürmüş. Ben duramam buralar dar efendi, fırtına boyumu aştı da gövdeldi, ahımı al sar sineme senin olsun, bir umudum var onu da soldurmam be canım. Ben duramam buralarda. Evet, her ne efkarlandırdıysa bu vatandaşı da köprüye bakarak, boğazın kara sularına bakarak öylesine içinden gelenleri döktürmüş. Bu bölümünde noktasını burada koyalım ve şimdi gelin biraz da köşe yazarlarından alıntılar yapalım. Bir Gün gazetesinin yazarlarıyla başlayalım. Bir Gün'de bugün Bahadır Özgür kardeşimiz bir kasiyerin intiharı ve emekçileşme acısı başlığıyla yazmış. Hatırlayacaksınız, dün de medya terapide gündemi aktarırken bir takım işçi cinayetlerine, iş başında intiharlara, yani işçilerin yoğun baskı, yoğun sömürü ve yoğun psikolojik baskılar altında hangi koşullarda çalıştıklarına dikkat çekmiştik. Ve orada bir örnek olaydan söz etmiştik. Bir zincir market şubesinde bir işçi intihar ediyor ve sanki öyle bir olay yaşanmamışçasına o market faaliyetine devam ediyor. Oradaki vicdansızlığa vurgu yapmıştık. Bahadır Özgür o olayı konu almış. İşte Şok Marketlerin bir şubesinde yaşanan olayı. Ziraat mühendisi valelik yapıyor. Sanat tarihçisi madende. Peyzajcı hızlı tren tüneli inşaatında iş buluyor. Ve bir kasiyer cinayetin apaçık delilini bırakır gibi markette intihar ediyor. Ancak AKP gibi despot bir iktidarında olabilecek dönüşümdü bu. Siyaseti
adaleti, örgütlülüğün yeniden inşa edileceği zemin bir zelzelenin yıkıntıları arasından yavaşça beliriyor diye yazmış Bahadır Özgür bugünkü Bir Gün gazetesinde. Şükrü Aslan, Bir Gün'ün bir başka yazarı, sorgusuz yargısız diye bir başlık atmış. O da Roboski katliamına değiniyor. 28 Aralık 2011'de yaşanan 34 kişinin 19'u çocuk, 34 kişinin öldürüldüğü o katliama değiniyor. Ve şöyle başlamış: gençlik yıllarından beri ilgiyle dinlediğim şiirlerden biri Ahmet Arif'in 33 kurşunuydu diyor. Belki de daha lise öğrencisi olduğum yıllarda mitinglerin ateşli konuşmalarında okunması beni etkilemişti. Vurulmuşum, düşüm gecelerden kara. Bir hayra yoranım çıkmaz, canım alırlar ecelsiz, sığdıramam kitaplara. Şifre buyurmuş bir paşa, vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız. Ahmet Arif'in o ölümsüz dizeleri ve sonrasında yıllar sonra da Roboski'de buna benzer bir, yani sorgusuz sualsiz vurulma hadisesini işte onunla benzeştiriyor Şükrü Aslan. Timur Soykan'ın yazısına bakıyoruz bugün Bir Gün gazetesinde. Kara para itirafları, daha doğrusu hani yazı diyorum ama ciddi bir derleme, ciddi bir toparlama haber yapmış. İstanbul Fatih'teki bir döviz bürosunun merkezinde yer aldığı dolandırıcılık davasında kara para itirafları yağdı diyor. Varlık Barışı adı altında Türkiye'ye tırlarla para getiriyorduk diye itiraf ediyorlar. 2 yılda ticaret hacmimiz 100 milyon avrodur. Bu para kayıt dışıdır diye bir takım ifadelere de yer vermiş o çok kapsamlı dosyasında Timur Soykan, bugün Bir Gün gazetesinden okuyabilirsiniz. Bir Gün'de eş yayın koordinatörlerinden İbrahim Varlı da, dış politika yazarı İbrahim Varlı da, bugün bir seçim otoriter rejimin maskesini nasıl düşürür başlığıyla yazmış. Tunus'ta olup bitenleri yazıyor. Oradaki seçim sürecini ve orada otoriter rejimin maskesinin nasıl düştüğünü İbrahim Varlı'nın kaleminden bugün Bir Gün gazetesinde okuyabilirsiniz. Cumhuriyet gazetesinin yazarlarına bakalım. Müjdat Gezen, birinci sayfada Cumhuriyet'te köşe atışı başlığıyla şunları yazmış. Seçim yaklaşıyor. Ben de hala neden doğal gaz, petrol ve altın madeni bulunmadı diye düşünüp duruyordum demiş. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı'nın adeta kulaklarımızdan gaz fışkırdığı izlenimini uyandıran, daha doğrusu algısını uyandırmaya yönelik olduğu anlaşılan o doğal gaz açıklamasına değinmiş değerli mizah yazarı, değerli sanatçı Müjdat Gezen abimiz. Bir başka yazarı Barış Pehlivan, Cumhuriyet'in yazarı, çocuklarına sarılamayanların öyküsü başlığıyla yazmış. O da Roboski hadisesine değinmiş. 19 yaşındaki Şirvan Encü'nün annesiydi bunu diyen diyor. O olaya dair izlenimlerini anlattığı günlerden alıntı yapmış. 11 yıl önceyi işte böyle anlatıyordu demiş. Levent Gök'ün yazdığı kitaptan bahsediyor. Az önce hani Roboski'yi ziyaret ederken yıl dönümünde görüntülerine yer verdiğimiz CHP milletvekili Levent Gök, Roboski Uludere'nin Gözyaşları isimli kitabında anlatımlarına yer vermiş Barış Pehlivan. Sonunda da Ahmet Arif'in dizelerine yer vermiş o da. Bilmezlikten değil, fukaralıktan, pasaporta ısınmamış içimiz. Budur katlimize sebep suçumuz. Gayri eşkıyaya çıkar adımız, kaçakçıya, soyguncuya, haine diye. O da değerli şair Ahmet Arif'ten alıntı yapmış. Cumhuriyet gazetesinin bir başka yazarı Zülal Kalkandelen, kadın bedeni ve aklıyla kendine aittir başlığıyla yazıyor bugün. Demiş ki hani bazen senin malın değil anlamında babanın çiftliği mi deriz ya, adam kadınları erkeğin malı olarak gördüğünü bu sözleriyle anlatmış. Kadın kimsenin çiftliği değildir, kadın bedeni ve aklıyla sadece kendine aittir diye yazıyor Cumhuriyet'te Zülal Kalkandelen. Tuncay Molla Veysoğlu, İstanbul'a kayyum atamak başlığıyla yazmış bugünkü yazısını. Az önce de Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında soru soran gazetecilerden biriydi. Diyor ki Tuncay Molla Veysoğlu da, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır ezberi her seçimde kendini ispatlamış bir siyasi öğreti haline aldı.
Erdoğan bunu en iyi bilen politikacı. İstanbul'u seçim öncesi hukuku ve demokrasiyi katlederek geri alabilirse genel seçimlerde İstanbul'a hakim olarak girebilecek. İmamoğlu hakkında yürütülen ve yargının alet edildiği siyasi operasyonlarla hem İmamoğlu rakip olmaktan düşürülecek hem de İstanbul bütün olanaklarıyla seçim öncesi yine yandaşlara ve tarikatlara akıtılacak kaynaklarla ele geçirilmiş olacak demiş. Bir de aynı sayfada Behiç Akın bir karikatürü var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Onu da getirelim ekranlara. Behiç Ak da sağlık sisteminde geldiğimiz yeri anlatıyor. Her taraftan böyle şey gibi, pıtrak gibi biten özel hastanelerin adeta hani sağlık hizmetini bir başka sektördeki özel bir hizmet gibi özel hizmet haline getirdiğini söylüyor. İşte billboardlardaki afişler, dahiliye bilmem kim, işte bilmem ne hastanesi, psikolog, göğüs hastalıkları, mikrobiyoloji, göz hastalıkları filan diye insanların adeta hani böyle bir özel sektör faaliyeti ile karşı karşıya olduğunu anlatmış. Oysa ki sağlık hizmeti, işte eğitim hizmeti, ulaştırma hizmeti, vergi ödeyen vatandaşların en temel, en vazgeçilmez ve ideal olarak hiç para ödemeden yararlanacakları temel bir insan hakkıdır. Onu vurgulamaya çalışmış Behiç Akın da, ellerine sağlık diyelim. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcü gazetesinin yazarlarından Necati Doğru bugün mavi vatan meyvesi diyor. İşte bu petrol, doğalgaz buluntularına ya da o konudaki açıklamalara yer vermiş. Uğur Dündar bugün Sözcü'de Atatürk'ün annesinin mezarı önünde yaptığı unutulmaz konuşmayı hatırlatmış. 27 Ocak 1923 günü İzmir'de Karşıyaka mezarlığında annesinin kabrini Karşıyaka'da annesinin kabrini ziyaretinde yaptığı konuşmadan bir alıntı yapıyor ve o konuşmadan bir bölüm şöyle. Annemin mezarı önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı ve elde tuttuğu hakimiyetin korunması ve savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğruna canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'deki konuşmasına yer vermiş. EYT olmazsa kara delik büyür diyor Deniz Zeyrek bugünkü yazısında. Ve Yılmaz Özdil'de trilyon dolarlık gaz anlatılıyor, trilyon şirketinden hiç bahsedilmiyor demiş. İşte bir takım gaz şirketlerinin ismini saymış ama diyor ki bir gaz şirketi var ki adı Trillion Energy. Kanada şirketi. Bu şirket tamamı Türkiye'ye ait olan Mavi Vatan sınırları içindeki Akçakoca sahasının %49'una ortak edildi. Evet, yanlış okumadınız. Henüz çıkarmadığımız doğalgazın yarısını bu arkadaşlar alacak demiş Yılmaz Özdil de bugünkü yazısında. Bir de Fatih Polat'ın köşe yazısına bakalım. O da Evrensel Gazetesi'nde ne yazmış? Türk Tabipleri Birliği'ni ve Şebnem Hoca'yı savunmak başlığıyla Şebnem Koru Fincancı'dan söz ediyor. Diyor ki bugün iktidarın tüm devlet ve yargı erkini harekete geçirerek hedefe koyduğu Türk Tabipleri Birliği ve Şebnem Hoca'ya sahip çıkmak da bizlerin hepimizin borcudur. Çağlayan'da geçen duruşmayı birçok kentin baro başkanı ve yöneticileriyle siyasi... Çok sayıda hak örgütünün temsilcileri, siyasi parti yöneticileriyle milletvekillerinin aralarında bulunduğu kalabalık bir grup izlemişti. Yarınki duruşmada yine güçlü bir katılımla orada olmalıyız demiş Evrensel'in yayın yönetmeni Fatih Polat. Gazetelerin köşe yazarlarından alıntılar da bugünlük bu kadar. Yarın Medya Terapi'de yine KRT Televizyonu ve Yön Radyo ortak yayınında bu stüdyoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.